Hoş geldiniz arkadaşlar. Evet. Şimdi biraz önce... Çok kalabalıktız önceki videolar ama bu videoda fazla yapmadık. Yeter daha arkadaş, ye. Çok. Nereye kadar ya? Yani çok enteresan... Mezeleri tadacağız. Hani evet. meze tadacağız. Kıyaslama değil. Salata, meze böyle atıştırmalık böyle, diyebiliriz. Hani, normalde hani kendi yaptığımız böyle evde yaptığımız ev usulü mezeler var. Onları marketlerden aldık. Bakalım nasıl bir şeymiş. Sarma var. Evet, ben şimdi ondan sonra acılı ezme var. Rus salatası var. Ondan sonra patlıcanlı ezme var. Yoğurtlu köz biber var. Humus var. Sonra da peynir dolgulu biber var. Ben de bunu açayım bari. Hepsini açalım mı? Evet, hepsini açalım. Sırada acılı ezmemiz. Ay, ben bunları açamıyorum. Kas gücü gerekiyor. Evet, yani ben senin kadar güçlü değilim hayatım. O güçlü kaslı kollarımla bize bir... Ya hiçbirini açamıyorum. Bunlar nasıl bir şeymiş böyle? Bunlar özel yapım. Neyse ben üst kapaklarını açıp Serdar'a kolaylık yapayım bunları. Sen açabiliyorsan aç. Bir de ekmek mi olaydı bu? Ekmek mi? Yok, ekmek arası mı yapacağım? Ya şimdi birçoğu bana sinir olacak biliyorum ama şu yaprak sarması var ya. Annemin yaptığı yaprak sarması böyle incecik yapar, bir de onu böyle sobanın üstünde pişirir. Ama ben onu neyle seviyorum biliyor musunuz? İçinde evet pirinç olmasına rağmen böyle çıtır çıtır fırından yeni çıkmış ekmek var ya, fırıncı ekmek. Onun içine koyuyorum. Yemek çok lezzetli oluyor. Ama tabii ki siz böyle bir şey yapmayın. Ben de bunu sürekli yapmıyorum. Yani annem yılda 2 kere falan yapıyorum anneme gittiğimde. Ama şöyle de bir durum var. Öyle bir söyledi ki sanki her gün yiyormuş gibi. Evet. Yılda 2 sefer bir şey oluyor. Yılda 2 sefer yapıyorum. Bir de şöyle bir durum var. Çok tuzluymuş be. Karbonhidrat, hani benim metabolizmam hızlı. Ben yiyip de kilo alamayanlardan, böyle gıcık olan tiplerdenim. Onun için siz benim yediğim bazı şeyleri yemeseniz daha iyi olur. Kilo problemi olanlar için. Çok salça koktu. Kokuya hassas olunca insan. Bazıları çok tuzlu böyle. Ha, elinle ucundan bucağından tadına baktın değil mi? Al sil elini al. Çok tuzlu ama böyle konserve. Ya konserve olsun tabii şey ya. Kapalı ambalaj ama şey yani süreli ya, onun için ondan böyle tuzlamışlar. Tabii ki, tabii ki. Biraz da şunu dayanması gerekiyor. Ama açmamış mıydı? Tamam, ben yavaş yiyorum. Ben başlıyorum onun için. Önce şu yaprak sarmadan, ya maşallah çok güzel sarmışlar, bakın koca. Hayatım, paketle yediğim sarmaların içinde en iyisi diyebilirim, biliyor musun? Hadi. Vallahi güzel. Genelde böyle pirinci falan pişmemiş olur, yaprağı katır kutur olur ya. Böyle, tamam. Bazen böyle kamptayken alıyorduk, yemek için de yiyemiyorduk ya. Evdeki gibi bekleme. Ama gelir misin? Bak. Ama şey ya, pirinç değil mi o içindeki? Hı hı. Sert ya. Hı hı. Ben yedim sert ya. Farklı mı acaba pirinçleri? Benim yediğim çok yumuşaktı. Onun için dedim. Şimdi anlamak için bir tane daha yiyecek. Paketin yarısını bitirince anlıyor arkadaş. Ayakları yok. Bak senin yaprak güzel de değil. Sert. Bak. Tamam, öncekinin yaprağı güzel de eyvallah. Bu şeydi mesela damarlı da. Yok yumuşak ya, eriyorum ağzımda. Şimdi isim vereceğim. Yurdun konservesi, yurdun sarması var. O yumuşacık lokum gibi. Yani en azından o dönemlerde öyleydi. Bunlar zamanla değiştiriyorlar ya ürünleri. Ha. Tabii lezzetleri, pardon. Ha. Buna bakalım mı? Ben bunu çok merak ediyorum. Hiç biber, peynir dolgulu biber mi oluyor? Ya onların içine lor koyuyorlar. Tamam zaten onu mu? Oo. Hmm. Çok tuzlu ya. Bu ne? Bu yenmez ki. Bunu yiyorlar mı bir de? Ne yapacaklar başka tabii de. Bunu yiyorlar mı diyorum ya. Bu nedir ya? Şu çayından ver, çayından. Oo, içimi sardı. Bu kesinlikle yenecek bir şey değil arkadaşlar. Bunu sakın yemeyin. Yani bunu başka bir şey için kullanılır bilmiyorum ama yenmez. Bibere yazık etmişler. Sarma idare eder işte. Onun yerine şeyin hani diyorum ya, yoğurtun sarmasını alın daha iyi. Ben şimdi acılı ezmenin tadına bakmak istiyorum. Çok salça kokmuş açınca ama. Ben yemem bunu. Salça ya bu. Salçanın içine maydanoz. Salça yapılmaz ki ezme. Domates de yapılır. Domates de yapılır. Biraz çok tuzlu. Tuzlu, evet. Zaten biraz sonra öbürkülerinde de tattım ben. Tuzlu gelmişti. Ve şimdi Rus salatasına bakalım. Rus salatasına baktım da şu diğerlerinden de almaya çalışıyorum. Arkadaş gelmiyor. Havucu pişmemiş. Onu söyleyeyim. Sebze, garnitürünü pişirse lezzetli olacakmış. İyi, iyi. Konuşma gitti. Garnitürünü birazcık daha pişirmiş olsalar lezzetli olacakmış. Patatesi iyi. Patates mi o içindeki? Patates, bezelye ve havuç var. Onlar iyi. Havuç biraz şey gibi ama bence lezzetli, gayet güzel. Yani, yine az önceki gibi bu da tuz oranı birazcık yüksek. Evet. Tuzu biraz fazla. Yani bu, bizim gibi kamp yapan o patlıcan közümüz. Yoğurtlu patlıcan. Patlıcan. Ya bizim kampta yoğurtlu patlıcanı bu şekilde almamıza ihtiyaç yok çünkü ateş sürekli oluyor. Patlıcan atıp yanına da bir yoğurt alıp hemen yapılır. Pratik bir şey. Yine tuz olayı var ya. Çok tuzlu. Hepsinin muhtemelen bozulmasın diye tuzu basmışlar hep. Hep tuz var, yoksa lezzeti hani patlıcan güzel. Lezzeti güzel. Yoğurt da işte hani çok kral bir yoğurt koymamış için ama. Şundan dolayı olabilir mi? Biz hani genelde yemeklerimizi tuzsuz diyoruz ya, çok tuz tüketen bir aile değiliz. Hayır, alakası yok şimdi. Onun için mi tuz yemediğin yani tuzu yersen şey yaparsın, hissedersin hani ne kadar tuzludur, tuzsuzdur. Yani. Bu da aynı ya. Bu da mı tuzlu? Çok tuzlu. Zaten bu da biber değmişti şey anlamıştım. Tuzlu. Ama diğerlerine göre bir tık daha iyi. Vallahi. En iyisi sarmaydı. Tuz oranı açısından. Sarma, aynen. Ondan sonra ikinci de Rus salatası geliyor. Her şey humusa bakmadık, bir de humusa bakalım. Bu da bunun özel çatalı mı? İlginç bir şey. Kaşıkla çatal arası bir şey. Humus sen pek sevmezsin değil mi? Nohut ve tahinle yapılıyor ya. Sevmem de. Bu tahinle yapıldığını zannetmiyorum. Tahinle mi yapılıyordu? Tabii canım, tahin tadı var. Almadın mı tahin tadını? Ben de tahin tadı. Çok tuzlu ya. Öf. İllallah. Nohut, tahin, su, tuz. Aynen. Bunu mikrodalgada da ısıtılabilir diyor. Tabii bu sıcak da yeniyor. Hatta neredeydi? Geçen gün bir YouTube kanalında bir yöresel lezzetlerde izliyorduk. Bunu genelde meze olarak yapıyorlar da bir yerde bunu ana yemek olarak yiyorlar. Üstüne böyle yoğurtla ve... Ama o çok güzel bir Antep'teydi. Antep'te. Antep mi, Adana mı? Adana'ydı galiba. Mersin mi? Mersin. Mersin'deydi, doğru. Mersin'deydi. Mersin'de evet, o gurmelerden biriydi. Nasıl böyle? Ya gurme değil de işte böyle yol lezzetleri, lezzet avcısı, sokak lezzetleri falan. Gurme demeyelim de lezzet avcısı. Gidiyorlar ya, onlardan bir tanesi. Tadım notlarıydı galiba. Onları çok beğeniyorum, çok Çok güzel konular. Milli yiyici var. Hı-hı. Tadım notları var. Süper, bunlar güzel. Yani amca benim oğlum istiyor. Bence bir Rus salatası yapalım. Biz kendimiz yapalım. Rus salatası. Olabilir. Ama şey arkadaşlar, ben bir şey söyleyeyim mi? Marketlerdeki mezeler yok ya. Marketlerdeki mezeler, ya puan veremiyorum ha, onun üzerinden 1 bile veremiyorum. Kötü. Yani marketten meze almayın ya. Vallahi. Ya abi, çok zor bir şey. Bir kere şöyle bir şey var. Market mezelerinde ne yediği belirsiz, ne koyduğunu bilmiyorsun yani gerçekten. Mı ne koymuş hani, mesela Rus salatasına ne? Patlıcan da bu kim bilir nerede üretildi, hangi koşullarda saklandı, hangi koşullarda işlendi, hangi koşullarda soyuldu, hangi koşullarda yıkandı. Ay tamam, içimi ettirdin. Ama öyle yok bak, başka şeyleri konuşmuyoruz, konumuz meze. Başka şeyleri konuşsak konuşuruz ama ya bu kadar böyle lezzetsiz haldeyse ya inanın kim bilir nasıl yapıldı da bu hale geldi? Niye bu kadar ya tuzlu? Hakikaten şey var. Mesela patlıcanla biber için konuşalım. Hani diğerleri birazcık karıştırma ya. Ya patlıcanla biber gayet basit bir şey. Ocağın üstüne atıyorsun ya da fırına koyuyorsun. 2 dakikada közleniyor ve sarımsaklı yoğurtla ya da sarımsaksız yoğurtla karıştırıyorsun. Ne kadar lezzetsiz olabilir ki bu yaptığın şey? İşte bunu bu kadar lezzetsiz hale getirdiği için diyorum ya, az önce söylediğim onun için söyledim. Bunu kim bilir hangi koşullarda üretti ki bu kadar lezzetsiz? Yani ya da bozulmasın diye içine ne koydu acaba da bu kadar lezzetini kaçırdı? Yani bir şey bu kadar lezzetsiz olamaz. Yani güzel değil. Mezeleri kendiniz yapın arkadaşlar, marketlerden almayın. Aynen. Bunlar marketler, farklı marketlerin şeyleri, mezeleri işte. Süzme yoğurt koymuşlar. Yaprağı bile diyoruz ya, hani tamam yaprağı tercih edebilirsiniz belki yaprak sarmayı ama kendiniz yapın ya. Evde yaptığımıza benzemiyor ki. Ben evde yapsam buna benzemez. Niye ya da yemeyin arkadaşlar. Farklı şeyler, yani farklı bir şeyler kullanıyorlar da o hale geliyor. Aynen. Hiçbir zaman bu yaprak sarmayı üretemeyiz biz. Yapamayız evde. Mümkün değil. Evet. Bugünkü videonun da sonuna geldik. Bitirdik. Tamam. Tattık. Meze almayın dedik. Sonunda kararımızı verdik. Yani ben beğenmedim hiçbirini. Ben yani en basiti şu bile. Hazır dışarıda hani tamam tadı güzel dedik de ama yani alınacak gibi değil arkadaşlar. Hani bak diğer yaptığımız videolarda ne diyorduk? Bu buna göre güzel, bu buna göre güzel. Hepsi tadılıp alınabilir. Önermediğimiz şeyler, önerdiğimiz şeyler değil bu ya, videolarda yaptığımız şeyler. Eğlence amaçlı hazırlıyoruz. Aynen. Ama size fikir verebilmek için yapıyoruz. Çünkü bunları tabii ki alanlar var. Onun için hani meze alıyorsan almayın. Boş ver, meze almayın, dışarıdan meze almayın. Ya oturun evde kendiniz yapın. Humusu da, nohutu blenderdan geçirin, bir de tahini karıştırın içerisine, bitti. Böyle tereyağını bitti, kızdırın, bitti geçti. Nefes ol. Bir gün biz kendimiz yapalım humus ya. Yaparız. Humus tarifi verelim. Onu da yaparız. Ana yemek olarak. Onu da yaparız. Onu da yaparız. Beğenmeyi unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Paylaşmayı unutmayın. Ve böyle zile var ya, ona da bir tıklayın da bildirimleri gelsin. Bir de yorum yapalım. İstediğiniz videolar varsa yazın. Challenge'lar olabilir, başka şeyler olabilir. Ne istediğiniz her şeyi yapmaya hazırız. Parkla ilgili de olabilir. Yaparız ama çok böyle prodüksiyon isteyen bir şey değilse. Çünkü ulaşamıyoruz, yetişemiyoruz. İşlerimiz çok yoğun arkadaşlar. Çok insanın hayatına dokunmaya çalışıyoruz yaptığımız işleri. Ama istediğiniz videoları da çekmek için elimizden geleni yapacağız. Onun için yorumlara yazın lütfen. Görüşmek üzere. Görüşürüz.